Arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Gençler AYT konu anlatım kampımızda bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Zaten ekranda görüyorsunuz logaritma ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle üstel fonksiyonları işleyeceğiz sizle beraber ve gençler ilk başta üstel fonksiyonun tanımını vereceğiz. Daha sonrasında logaritma fonksiyonun tanımını verip örnekleri çözdükten sonra ikinci dersimize Kalacak devamı. Evet açıklama kısmındaki ücretsiz indirme linkinden pdf'imizi indirebilirsiniz ve bu sayede sevgili arkadaşlarım konuyu daha düzenli bir şekilde de takip edebilirsiniz. Tabii elinde kamp kitabı olanlar mor kitap kamp kitabı olanlar da daha önce satın alanlar veya almayı düşünenler de yine kitabı da alabilirler sevgili gençler. Dilerseniz geçelim dersimize hadi buyurun bakalım. Evet şimdi üstel fonksiyon nedir buna bir bakalım. A sayısı sevgili arkadaşlar pozitif reel sayı olacak ama birden farklı. Olmak üzere fx a üzeri x biçimindeki f fonksiyonuna üstel fonksiyon denir. Burada birden farklı diyoruz çünkü 1 üzeri x dediğimiz e, ifade bir üstel fonksiyon belirtmeyecek bize. Öncelikle f fonksiyonumuz e, sevgili gençler reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olacak. x bir reel sayı ve fx de a üzeri x ise a üzeri x tabii ki a taban, birden büyük, taban sıfırdan büyük yani pozitif olduğu için Sonuçta sonucu da hiçbir zaman negatif veya sıfır çıkamayacak. Tabii ki pozitif reel sayı çıkacak sevgili arkadaşlar. Burada A pozitif reel sayı ve birden farklı olduğunu şurada söylemiştik sizlere. A'ya taban diyoruz. A'ya taban ve tabii ki X'e de ne diyoruz? Üs diyoruz. Pekala. Üstel fonksiyonların grafiği nasıl olur? Buna bir bakalım. Pozitif ve birden büyük olan sayıları ele alalım. Bu sayıların artan kuvvetlerini düşünelim. Örneğin 2 sayısının artan kuvvetlerini düşün. 2 üzeri 1 2'dir, karesi 4'tür, küpü 8'dir, 4. kuvveti 16'dır. Ve dikkat et burası bak 2 artmış, 4 artmış, 8 artmış. Bu şekilde gidiyor. 2'nin kuvvetleri arttıkça buradan sonuçlar da artıyor hatta daha kuvvetli artıyor değil mi? Bu durum tabanı 1'den büyük olan tüm üstel fonksiyonlar için de kesinlikle geçerli. Yani 3 için de geçerli, 5 için de geçerli. Dikkat edin yukarıda verilen örnekte 2 üzeri x'lerin sonuçları asla negatif olamaz demiştik. O halde grafiğimizde de negatif bölgede yani x ekseninin altında hiçbir sonuç çıkmaz. E, negatif olamadığı gibi sıfır da olamıyor. Dolayısıyla x eksenine de değmez. O halde bizim e, bu a üzeri x'imizin grafiği yani a 1'den büyük seçmiştik 2 seçmiştik. A üzeri, e, üzeri x'in grafiği ne olacak? Bu şekilde arkadaşlar. Eksi sonsuzda sıfıra doğru yaklaşarak şu şekilde gelecek ve devamında bu şekilde artarak ilerleyecek. Tabii ki herhangi bir a üzeri eksi için eksi ben sıfır seçersem sonuç 1 olacağı için de sıfır için de birden geçen bir grafik söz konusu burada. Biz bu fonksiyonu da artan fonksiyon diyeceğiz. Şimdi pozitif ama birden küçük sayıların artan kuvvetlerini düşünelim. Mesela 1 bölü 2'yi ele alalım. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 0,5. 1 2 ikinci kuvveti 0.25 1 bölü 2'nin küpü 0.125 4. kuvveti 0.0625 Yani gitgide gördüğünüz üzere küçülüyor Ve küçülüyor ama sıfır olamıyor yani sonuç olarak burası pozitif olduğu için sen hangi kuvvetini alırsan al. Bu ifade hiçbir zaman negatif olamayacak. Hiçbir zaman sıfır olamayacak. Ama sıfıra doğru yaklaşarak ilerliyor. Bu durum tabanı birden küçük ve pozitif olan tüm üstel fonksiyonlar için de geçerli. Hatta kesinlikle geçerli ve dikkat edin sonuçlar asla negatif ve sıfır olamıyorlar. O halde bunun grafiğini nasıl düşünmemiz gerekiyor bizim? Ee, az önce gösterdiğimizin tam y eksenine göre simetri diyebiliriz aslına bakarsanız. Az önce gösterdiğimizin sevgili arkadaşlarım e, simetri olacak. Azalan bir fonksiyon olacak yani. Hiçbir zaman x eksenine değemeyecek. Bu şekilde x eksenine yaklaşa 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 gidecek. Ve sevgili gençler burası x ekseni yaklaşarak gidiyor. Eksi sonsuzda ise tabi 1 bölü 2'nin ben eksi sonsuzuncu kuvvetini alırsam bu 2 üzeri sonsuzuncu kuvvete eşittir ki sonsuzdur. Yani bu şekilde sonsuza kadar devam edecek sol tarafı bu fonksiyonumuz ise azalan fonksiyondur diyeceğiz. Şimdi logaritma fonksiyonuna bir bakış atalım. fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuna biz logaritma fonksiyonu diyeceğiz. Eğer ki logar üstel fonksiyonda y eşittir a üzeri x ancak ve ancak diyorum. Şimdi gençler buraya dikkat ediyorsunuz. Buraya dikkat. Ben bu şekilde yaklaştırmak da istiyorum burayı açıkçası. Şimdi dikkat edin buraya. a üzeri x eşittir y ise şunu yapıyoruz. Logaritma a tabandı yine taban olacak. Şurası üstü bu üst artık bize sonucu verecek ve burası da üstel fonksiyonu sonucu da artık buraya da logaritmanın içi diyeceğiz. A'yı biraz küçük puntoda ve G'nin sağ alt köşesine yazmalısınız. Bazen çünkü şu şekilde ifadeler göreceğiz. 2'nin küpü tabanında 5 üzeri x falan göreceğiz. Bu nereye neyi yazdığınızı daha iyi anlayabilmenizi sağlar. Düzgün bir şekilde yazmanız bize bunu sağlayacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar neyi nereye yazdığınız çok çok önemli logaritmada. Bu kadar ben diyorum ki posta gazetesinin bulmaca eki bu konuyu anlatırken ki gerçekten böyle bu kadar kolay bir konuda böyle yazım hatalarından kaynaklı yanlışa düşmeyin rica ediyorum logaritma a tabanında x ifadesi logaritma a tabanında x biçiminde okunur Tabi Burayı okurken okunuşunu da söylediğim için okunuşunu tekrardan okumaya e, biraz saçma oldu ama logaritma a tabanında x biçiminde okuyoruz. Ben duyuyorum bazı öğrencilerimiz logaritma işte diyor ki logaritma 2 üzeri 5. Yani logaritma 2 üzeri 5 dediğin şey şudur. Ama logaritma 2 tabanında 5 dediğin şey budur. Bundan kaynaklı yazım ve okunuşlara çok ama çok dikkat ediyoruz. Bu logaritma A tabanı da eksi. Yani sizden tek ricam şu. Bunun okunurken de bunu doğru okuyun. Yazarken de bunu doğru yazın. Yani bu kadar basit bir konuda gidip saçma sapan hatalar lütfen yapmayın gençler. Tamam. Şimdi örnek 1'e bir bakalım. Aşağıdaki boşlukları uygun ifade veya sayılarla doldurunuz demiş. Şimdi ben 2 üzeri 2'sin 5 olduğunu biliyorum. 2 üzeri x 5 ise x neye eşittir? Logaritma bak 2 yine taban olacak. 5 de logaritmanın 2 olacak diyebilirim. Logaritma 2 tabanında 5 x eşittir. Aslında hareket şu. 2 üzeri x eşittir 5. Hareket bu. Şimdi ben mesela bunun sonucuna a dersem bunun sonucu a olsun. 2 üzeri a eşittir 8. Şimdi a kaçtır? 2'nin hangi kuvveti 8'dir? Tabii ki 3. Demek ki bunun sonucu da 3'müş. Böylelikle 2 üzeri 3'ün 8'e eşit olduğunu görürsün. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür o halde? Buranın okunuşunu bu şekilde yapabiliriz. Tabii ki 2 ve 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? Tabii ki 3. 2 artı 3 de cevabı bize 5 olarak verir. 3 üzeri x artı 1 6 ise x kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ben 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 biçiminde yazabilirim. Şu şekilde eşittir 6. Her iki tarafı 3'e böldüm burada 2 kaldı. Yani aslında bakarsanız artık 3 üzeri x eşittir 2'yi çözmemiz gerekiyor. Ben bunu nasıl çözerim? Logaritma taban yine 3 olacak. Buraya 2 yazacağım ve x yalnız kalacak. Böylelikle bak burada elde ettiğimiz vardı ya. 3 üzeri x eşittir 2'yi elde etmiş oluruz. Şimdi şuradaki nota bir dikkatli bakalım a üzeri x üstel fonksiyonunda a sıfırdan büyük ve 1'den farklıydı. y de sıfırdan büyük geliyordu daima. Şimdi o halde ben logaritma a tabanında y eşittir x ifadesinde a yani logaritmanın tabanı yine sıfırdan büyük olacak derim. Yine a birden farklı olacak derim. Çünkü buradaki a zaten buradaki a'ydı. Aynı a'lardan bahsediyoruz üstel fonksiyonda ben bu a'yı tanımlarken sıfırdan büyük ve birden farklı olsun diyorsam logaritmanın tabanındaki a da yine sıfırdan büyük ve birden farklı olmak zorunda ve dikkat et bunların sonuçları hiçbir zaman negatif veya sıfır olamıyordu yani y daima pozitifti demek ki burada oluşan y yani logaritmanın içi de daima sıfırdan büyük olmalıymış. Şimdi logaritmanın tanım kümesi ile alakalı bazı sorulara bir bakalım fx eşittir logaritma x tabanında 6 eksi x bölü 5 artı x fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş aralıktaki x tam sayılarının toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle e, tabanımız burada x olduğu için taban sıfırdan büyük ve birden farklı olmalı demiştik. Ve buradaki tam sayılar sorulduğuna göre şimdi sıfırdan büyük 1'e kadar herhangi bir tam sayı yok zaten. O halde ben direkt x birden büyük olmalı diyeyim kestirip atayım burayı. Normal şartlar altında sıfırla bir arasında sonsuz tane reel sayı var. Evet. Ama biz ne diyoruz arkadaşlarım? Sıfırdan büyük olan ilk tam sayı 1'dir. E 1'e de zaten eşit olamıyor. Bizden tam sayıları istemişti. O zaman x 1'den büyük olsun diyelim yeterli. Daha sonrasında 6 eksi x bölü 5 artı x. Bunun da ne olması gerekiyor dedik? Sıfırdan büyük olması şarttı. E o halde gençler eşitsizlik çözelim. Buranın kökü 6'dır. Buranın kökü eksi 5'tir. Ben bunları bir tabloda gösterecek olursam. Bu tablo şöyle olur. Bunları çektik. Şimdi neyle başlayacağım? Eksiyle başlayacağım. Çünkü burası eksi burası artı. Eksiyle başladım. Artı eksi dedim. Bunları da içleri boş tabii ki. Şimdi benden neresi isteniyor? Sıfırdan büyük olan yerler. Yani şu kısım isteniyor. Burada olan tam sayılar eksi 5'ten başlar. Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0, 1. 2. 3, 4, 5, 6'yı alamam. Eksi 5'ten başladık ama eksi 5'i de alamıyorduk. Onu da silelim. Şimdi tamam bunlarmış. Evet ama ben ikisinde birden büyük olması gerektiğini biliyordum. E birden büyük olanlar alacağım o zaman. Yani sadece bu 4'ünü alacağım. Bunların toplamı istenmişti. 2 artı 3 artı 4 artı 5 bize tabii ki 14'ü verir. Demek ki cevabımız 14 olacakmış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet 112. sayfamızı bitirdik ve devam ediyoruz 3. örneğimizde. Logaritma 7 7 x tabanında x kare 6x 16 fonksiyonunun en geniş tanım aralığını bulunuz demiş. Tanım aralığı isteniyor. Şimdi taban yani 7 x sıfırdan büyük olmalı. Yani x 7'den küçük olmalı ve 7 x aynı zamanda 1'den farklı olacaksa eğer x farklıdır 6 diyebiliriz. Pekala x kare 6x 16 da bizim logaritmamızın içiydi. E bunun da sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Ben burayı x'e x diye burayı da eksi 8'e artı 2 biçiminde açarsam eksi 2 ve artı 8 benim köklerim olur ve bir tablo çizerim. Ve bu tabloya göre de sevgili arkadaşlar içleri boş olacak. Neyle başlıyoruz? Artıyla çünkü x karenin katsayısı artı. Artı, eksi ve artı dedim. Benden istenen yer sıfırdan büyük olan yerlerdi. Yani şurası ve şurası istenmiş benden diyebilirim. Aynı zamanda ikisinde 7'den daha küçük olması gerektiğini unutmayalım. 7 burada. Demek ki çözümü bu tarafta arayacaksın diyor. E çözümü bu tarafta ararken demek ki şuna bakacağız. Yani bu tarafa zaten bakamıyoruz. Bu tarafa bakacağız. Tamam. Böylelikle x'ler neredeymiş? x elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar olan açık aralıktaymış. E hocam şu kısımlar ne oldu? Yani 7'den küçük zaten ben burayı çözüm olarak kabul edemiyordum. Çünkü zaten burada herhangi bir çözüm oluşmadı. Bak boyamadım zaten burayı. Dolayısıyla burası çözüm değil zaten. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar olan açık aralık benim çözüm kümem olacaktı. Tanım aralığım olacaktı. Örnek 4. Logaritma 4 tabanında 4 çarpı logaritma 2 tabanında logaritma x tabanında 2 eşittir 1. x kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz sorular gayet basit ve eğlenceli. 4'ün birinci kuvveti tabii ki 4'tür ve o logaritmanın 2 olan bu kısma eşittir. Yani aslında bakarsan artık 4 çarpı logaritma 2 tabanında logaritma x tabanında 2 eşittir 4'tür diyorum. Her iki tarafı 4'e bölecek olursam eğer bu 4 gider, buradaki 4 de gider ve burada 1 kalır. Şimdi artık diyorum ki 2'nin birinci kuvveti logaritmanın içine yani buraya eşittir. 2 üzeri 1, 2 olduğu için 2 neye eşitmiş arkadaşlarım? Logaritma x tabanında 2'ye eşitmiş. Şimdi ise x'in karesi eşittir 2'dir bundan yararlanacağım. x kare eşittir 2 ise x burada ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Fakat bir tanesini alacağım hangisini eksi 2'ye eledim kök 2'yi alacağım. Neden? Çünkü x logaritmanın tabanıydı ve negatif tabii ki olamaz. Negatif olamadığına göre pozitif olanı seçtim x kök 2 olacakmış arkadaşlar. 5. örneğimiz. Logaritma 5 tabanında logaritma 5. dereceden kök içerisinde 5 tabanında 5x eşittir 3 ise. Şimdi aldım 5'i 5'in küpü dedim. Buraya eşit olacak. Yani logaritma 5. dereceden kök içerisinde 5 ve içerisinde 5x eşittir 125'tir diyebiliriz artık. Şimdi ben şunun 125. kuvveti de buraya eşittir diyeceğim. Yani 5x dediğimiz sayı aslında 5. dereceden kök içinde 5'in 125. kuvvetidir diyeceğiz. Ve bu da aslında 5 üzeri 125 bölü 5 olur. Demek ki 5 çarpı x eşittir. 5 üzeri bak burası nedir? 5'in kaçıncı kuvvetidir gençler? 25. kuvvetidir ve ben bunu 5 çarpı 5 üzeri 24 biçimde yazabilirim. O halde şununla şu birbirine eşitse 5'ler gitti ve x kaçmış? 5 üzeri 24'ün ta kendisiymiş diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet devam ediyorum 6. örnekte. Logaritma 3 tabanında 2 x olduğuna göre 4 bölü 3 üzeri 4 x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle ben burada logaritma 3 tabanında 2 x ise 3'ün x'inci kuvvetinin 2 olması gerektiğini biliyorum. 3 üzeri x eşittir 2 dedim. Daha sonrasında bu bölgede 4 bölü 3 üzeri x'in 4. kuvveti biçiminde yazabilirim şu 3 üzeri 4 x'i. Eksi 1 vardı aslında o da bölü 3'tür. Tamam. Şimdi 4 bölü dedim. Burada ne vardı? 3 üzeri x vardı. 3 üzeri 2 idi. 2'nin 4. kuvveti o halde 16 yapar. Bir de bölü 3 vardı. O bölü 3'ü de ters çevirip yukarı çarptım. Yani üst taraf 12, alt taraf 16 oldu. 4 ile sadeleştirirsem 3 bölü 4'ün ta kendisini bulurum. Bu ifadenin değeri de 3 bölü 4'tür diyebiliriz gençler. Yedinci örneğimize bakıyoruz. Yedinci örnekte logaritma 5 tabanında 10 eşittir a bölü 3 olduğuna göre 2 çarpı 5 üzeri a eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Tabi bunun karekökü, kökü. Bunun değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle 5'in a bölü 3. kuvveti 5 üzeri a bölü 3 eşittir 10 diyebilirim. Ben buradan buradan bunun küpünü alırsam ve bunun da küpünü alırsam eğer 5 üzeri a gelir buradan çünkü a bölü 3 ile 3'ü çarpacağım 5 üzeri a geldi eşittir onun küpü oldu. Pekala şimdi geldim buraya bakıyorum 2 çarpı 5 üzeri a bölü 5 diyebilirim ben buraya ve bunun da tabii ki kare vardı unutmayalım. Daha sonrasında ben bunu karekök içerisinde 2 çarpı 5 üzeri a neydi onun küpü onun küpü bölü 5 diyebilirim artık. Şimdi gençler bu kısımda ise 2 çarpı onu Şöyle ayırdım, 10'un karesi dedim, bölü 5 dedim, bir de karekök aldım. Burada 5'te 10'u sadeleştirirsem burada 2 kalır. Ve bu da 2'nin karesi çarpı 10'un karesi kalır. Kare kökünü aldığım için 2'nin karesi 2 diye, 10'un karesi 10 diye çıkar. 2 çarpı 10'dan doğru cevabın 20 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirim. Burada bir notumuz var. Deniliyor ki notta A0'dan büyük ve 1'den de farklı olmak üzere yani taban olmak üzere... Eğer bir logaritmanın tabanıyla 2 birbirine eşitse sonuç daima 1'dir. Eğer logaritmanın tabanı a iken logaritmanın içi eğer 1 ise sonuç daima 0'dır. Yani mesela logaritma 2 tabanında 2 eşittir 1'dir. Veya logaritma 5 tabanında 5 1'dir. Hocam logaritma pi tabanında pi işte o da 1'dir. Yani logaritmanın içi ile logaritmanın tabanı aynıysa aynı sayıysa tabi uygun tanım aralıklarında cevap daima 1 olur. Burada ise örnek olarak verilebilir. Logaritma 2 tabanında 1 daima 0'dır. Çünkü 2 üzeri 0 1'dir. Bak burada da 2 üzeri 1 2'dir. 5 üzeri 1 5'tir. Pi üzeri 1 pi'dir. Bundan kaynaklı 1 oluyor cevap. Veya burada logaritma 10 tabanında 1 eşittir. Yine 0'dır. Çünkü 10'un 0 kuvveti 1'dir. Veya logaritma pi tabanında 1 eşittir 0'dır. Çünkü pi'nin 0'ıncı kuvveti 1'dir diyebilirim. Bu tarz örnekleri de çoğaltabilirsiniz tabii ki kendinizce. Dokuzuncu değil 8 örneğimize bakıyoruz. Uygun tanım aralığına verilmiş bir A var. Logaritma A tabanında A bize 1'i verir. Logaritma A tabanında 1 sıfırdı. Bundan kaynaklı 3 kere 0 sıfır bize 0'ı vereceği için burası gitti. Logaritma 2 tabanında 4'te 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tü? 2. Demek ki burası da neymiş? 2'ymiş. 1 artı 0 artı 2 bize 3'ü verir. Yani A kaçmış arkadaşım? 3. O halde 3'ün karesi eksi 3 sorulmuş bize. Bu da 6 cevabını verir. Doğru cevap 6 idi. 9. örnekteyiz. X neredeymiş? Pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani hangi açı değerleri arasında arkadaşlarım? Tabii ki 180 ile 270 derece arasında. Yani 3. bölgede. 3. bölge dedim. Pekala. Logaritma 7 tabanında kotanjant x eşit 0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bunun sonucunun sıfır olabilmesi için logaritma 7 tabanında 1 yazmam gerekiyordu. Demek ki bu 1 kotanjant x'e eşit olacak burada. Yani kotanjantı 1 yapan açıyı istiyor. Nerede? 3. bölgede. Biliyorsunuz ki kotanjant 45 derece neydi? 1'di. O halde buna 180 e eklersem kotanjant 225 de tabii ki yine 1 olacaktır. O halde buradaki x değerimiz neymiş? 225 derece ya da radyan cinsinden ifade edecek olursak pi artı pi bölü 4'ten 5 pi bölü 4 bize cevabı verir diyebiliriz. 10. örneğimize de bakıyoruz. Burada tabanı 4 vermiş içerisinde 3 tabanında bir logaritma onun içerisinde küp kök 3 tabanında bir logaritmalı ifade var Bire eşitmiş. Şimdi bunun bire eşit olabilmesi için şu kısmın tabii ki de 4 olması gerekiyor. Yani logaritma 3 tabanında logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir ne olacakmış 4. Şimdi burada 3'ün 4. kuvveti bize 81'i verir yani içeriği verir logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir 81'miş. Burada ben küp kök 3'ün 81. kuvvetinin de x'e eşit olması gerektiğini söyleyebilirim. Böylelikle küp kök 3'ü 3 üzeri 1 bölü 3 biçimde yazdım. Bunu da 81. kuvvet eşittir x ise X burada kaçtır? 3 üzeri 81'i 3'e bölersem 27'nin ta kendisidir. Doğru cevabımız 3 üzeri 27 olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet bir sonrakinde bir not var sevgili gençler ve arkadaşlarım izninizle bu notu bir diğer dersimizde anlatmayı düşünüyorum bayağı logaritmayı ve doğal logaritma fonksiyonlarını göreceğiz bir sonraki dersimizde o derste görüşürüz sizleri seviyorum hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.